Adem Hoca'dan herkese iyi günler. Bu dersimizde 3. Yeni Nesil TYT denemesi karşınızdayım. 40 tane harika sorumuz var ve bunların pdf'i de açıklama kısmında göreceksiniz arkadaşlar. Yine her zaman gibi arkadaşlar önce siz çözüyorsunuz sonra beni dinliyorsunuz. Muhakkak doğru yanlışlarınızı açıklamalar kısmınıza yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Evet 40 soruluk harika denememizin ilk sorusundan başlıyoruz. Evet boş bırakılan yerleri hangisi getirilmelidir diyor. Tıpta lazerlerin başlanmasıyla birlikte hastalık teşhisi ve tedavisinde birçok aşama nokta oldu demiş. Şimdi lazerlerin kullanılmaya başlanması bakın. Aslında burada başlanması edilgen değil mi? Edilgen başlanması kullanılmaya bu da edilgen. Birçok aşama kaydedildi bu da edilgen. Bakın burada dil çok önemli kelimelerin seçimi. Aşık olabilir hocam. Şöyle soru işareti koyuyorum. Lazerlerin keşfedilmesi var olan bir şey zaten keşfedilmez. Bu olamaz zaten. Lazerlerin geliştirmeye başlanması edilgen geliştirmeye etken olamaz. Lazerlerin sayesinde başlanmasıyla ifade düşük. Lazerlerin düzenlenmeye başlanmasıyla evet birçok aşama kat edildi. Bu da olmaz arkadaşlar. Yani neden olmaz? Düzenlenilmeye aslında olabilir. Lazerlerin düzenlenilmeye başlanmasıyla yoksa düzenlenmeye başlanmasıyla bir de lazerlerin düzenlenmesi de olmaz. Çünkü ne olur? Kullanılmaya desek daha mantıklı olur gibi. A şıkkındaki kelimeler hem anlam hem de kelime seçimi noktasında tam oluyor. Cevap A şıkkı demiş olduk. Evet ikinci sorumuza bakıyoruz. Arkadaşlar ikinci sorumuza bakın. Her sene böyle soru geliyor artık. Burada esas şudur. Kelimelerin cümledeki kullanımı çok önemli. Yani kelimeleri yan yana baktığın zaman hepsi aynı gibi. Olabilir kandırmacı olabilir. Neye bakacağım ben? Bu kelimenin cümledeki kullanımı çok çok önemli. Şimdi bakalım klasikler çoğu okurun zihninde dokunulmaz metin olarak yer almış. Yani. Dokunulmaz okurun zihninde eleştirilemez hocam oluyor. Yani bu cümleye göre bakın cümleye göre dokunulmaz eleştirilemez nedir? Uyuşmuş. Yer etmiştir, iyice yerleşmiştir okurun zihninde hocam. Bu da olabilir. Oysa da bir tarihinde kuş bakışı bir gezinti, Yani genel olarak bakıldığı zaman. Evet olur kuş bakışı genel olarak. Hocam bu da oluyor. Ee, bile aslında öyle olmadığı gösteriyor Aslında öyle olmadı. Gerçekten kopuldu. Aslında ne demek arkadaşlar? Gerçekte demek. Gerçekte. Şuradaki kopulduğu kelimesi. Bakın şu kelime bu e, kelimenin anlamını bozmuş. Cevap Deniz diyorum. Ne olmasa bile aslında gerçekte olacak. Gerçekte. Ee, şu olabilir artı ama şu kopulmak kelimesi aslında'yı ne yapmış biraz e, e, diskalifiye etmiş. Bundan dolayı olamaz. Dile getirmiştir, söylemiştir. Bu doluyor. Cevap arkadaşlar denizli demiş olduk. Üçüncü sorumuza bakalım. Asıl anlatılmak istenen hangisidir? Altı çizgi sözde imza sahibi olmak. Son yıllarda yayın evimiz imza sahibi yazarlarla çalışmaya başlasa da kitap satışlarında umduğunu rakamlara ulaşamadık. Bu da gösteriyor ki sanatında zirveye çıkmış. Bakın aslında burada ipucu vermiş. Sanatında zirveye çıkmış sanatçı ne demek? imza sahibi olmak. Bakın bu bizim için önemli. Bu şekilde daha rahat yapabiliriz. Şimdi imza sahibi olmaktan kasilen kendini büyük gören değil. İmza sahibi olmak sanatında zirve kendisiyle yarış halinde olan olamaz. Zaten zirve demiş kendisiyle yarış halinde olamaz. Öğreticilik zaten hiç bahsetmiyor. Alanında yetkin, alanında zirve, alanında imza sahibi deniz olur. Yoksa bir topla bağlı olmaktan da zaten bahsetmiyor. Cevap ne diyoruz? Denizli demiş oluyoruz. Evet dördüncü soruya bakıyoruz ve arkadaşlar çözüyoruz. Hangisi, hangisi öneri? Öneri neydi? Tavsiye. Yani olumsuz görülen bir durum hakkında tavsiyede bulunmak diyebiliriz. Öneri, önermek, tavsiyede bulunmak. Şimdi A baktığınız zaman işte ayırmaktan vazgeçmeyin. Burada vazgeçmeyin zaten öneridir. Ee, olanları inceleyip taklit edin zaten nedir? Bir öneridir. Bu doğrultuda düzenleyin. Bakın böyle bir tavsiyede bulunuyor. Öneride bulunuyor. Yaşam tarzınızda yapacağınız belli değişiklikler kaliteli bir cihaz sürebilmek adına standartlarımızı yükselenize yardımcı olur demiş. Bir öneride bulunmuş. Olumlu düşüncelerin olumlu duyguları beraberinde getirdiği gibi tam tersi olumsuz düşünceler de olumsuz duyguya yol açar. Aslında E şıkkında öneri yok da bir saptama var. Saptama, durum değerlendirmesi, bir yargı. Yani burada bir sana öneri de tavsiye de bulunmak söz konusu yok. Var olan bir şey söylemiş ya da kendince bir saptamada bulunmuş diyebiliriz. Cevap E şıkkı. Beşinci sorumuz gerçekten çok güzel, kaliteli bir soru. Hangileri anlamca en yakındır? Bakın en yakın önemli. Sanatçının denemeleri Türk Edebiyatı'nda belirli bir yere oturmak pek mümkün görünmüyor. Aslında burada olumsuz bir ifade var değil mi? Olumsuz bir ifade var bir de. ikiye bakıyorum. Sıradan konulara özgü özgün bir üslupta denemelerinin satırlarını bile dile getirmesi sanatçının eserlerinin çok satmasına. Hocam birlik olamaz. Birisi olumlu, birisi olumsuz. Alakası yok. Hemen üçe bakıyorum. Biri okumuştum. Olumlu bir ifade, olumsuz bir ifade vardı. Bilinen durumları sıra dışı bakış açısıyla sunması sadece denebilen Türk denemeci eserinde farklı bir yer. Hocam hemen beydeliyorum. 2 ile 4'e bakalım. Sıradan konuları özgün bir üslup hatırlayalım. Evet özgün bir üslupla dile getirilmesi sanatçı eserlerin çok satmasındaki en büyük etken. Bakın sihirli kelimelerin altını çiziyorum. Özgün üslup bu çok önemli. 4'e bakalım. Türk deneme tarihini bildik konuları anlatarak kendine has bir yedinen çok fazla sanatçı yoktur demiş. Şimdi i̇şte burada ben şuna dikkat ediyorum. Burada üslup bahsedirken dörtte üslup yok. Dil ile alakalı, tarzla alakalı bir şey. Bildik konular var. kendine has bir yer edinen. Hani dil, hani üslup sanatçının dili. Bundan dolayı 2 ve 4'ü e eliyorum. 3 ve 5'e bakıyorum. Evet 3 zaten bilinen durumlar var. Sıra dışı bakış açısıyla sunması, sanatçının denemelerini Türk denemeciliği içerisinde farklı bir yere, Türk denemeciliği farklı bir yer sebebine bilinen konuları farklı bir bakış açısıyla sunması. Evet 3. 5'e bakıyorum. Sanatçı denemelerinde evet herkesin göz önünde konuları, evet bilindik soruları özgü, aykırı bir tarzda sunarak Türk denemeciliğinin özel bir yeri vardır. Hocam 3 ile 5 çok diyor oturuyor. 4 ile 5'e bakalım. Burada zaten üslup dedik değil mi? Dörtte üslup yok. Burada üslup var demiştik. Ondan dolayı cevap arkadaşlar denizli desek daha en yakın denizli demiş oldu. Evet güzel bir sorumuz. Dil bilgisi sorusu. Alın size gelebilecek bir soru. Hangileri hem yapım hem de çekim almıştır? Hangileri hem yapım hem de çekim alacak diyor. Şimdi yolculuk etme esnası her zaman söylüyorum. Sı iki arkadaşlar iyilikli çekim ekidir. Annesi, babası, başarısı. Tamam buradaki sı arkadaşlar nedir? Çekim eki hocam. Esnasında da, da da çekim eki. Yani bir de ne var arkadaşlar? İki tane ek var. İkisinde de ikisi de çekim eki. Yani bir defa kesinlikle bir olamaz. Yani ben hemen A'yı ve B'yi eledim. Yetilerin arkadaşlar yeti. Yetmekten yeti niye demeyeyim arkadaşlar? Yetmekten yetki. Değil mi? Yetmekten yetkin, yetkili, yetmekten yeti. Buradaki iyi arkadaşlar fiilden isim yapım ekidir. Yetmekten yeti arkadaşlar. Ler çoğul eki, yetileri, iyilik eki, nin. Ya burada üç tane çekim eki var. Hocam burada çekim eki var. Yani yetiler kelimesi hem yapım eki var hem de çekim ekleri var. Yetmekten yeti. Bundan dolayı bunu kabul ediyorum. E, bilmedikleri diyor. Hemen burada çok önemli bir şey söylüyorum. Bunu not alırsanız sevinirim. Daha önce çok bahsetmiştim. Fiilimsiler her zaman yapım ekidir. Fiilimsiler. 23 tane fiilimsi var. İsim fiil, sıfat fiil, fiil. Varsa bir kelimede fiilimsi eki, yapım eki. Tamam mı? Zaten ler ne? Çoğul eki, Leri, yine çekim eki. Hocam burada var. Burada yeri gelmişken söyleyeyim olumsuzluk eki mma var ya okumadı gelmedi gitmedi ki mema eki olumsuz eki ama bazı kaynaklara bunu fiilden fiil yapım eki kabul ediyor. Bazı kaynaklara kabul etmiyor. Mesela Milli Eğitim Kazanım Kavramı Testi'ne kabul etmiyor. Yani bu olumsuz eki mma çıkan bir soru yok. Yapım eki de değildi. De. Tamam mı? Bundan dolayı buna şöyle ben soru işareti koyuyorum. Çok da kafanız karışmasın. Siz sormadan ben söyleyeyim. Tamam? Mesela şöyle diyeyim. Okumadı. okumadı Buradaki ma eki bazı kaynaklar fiilden fiil yapım eki diyor dığı zaten çekim eki. Ama bazı kaynaklarda diyor ki mesela bilim adamları böyle bir sözlükte kelime olmadığından dolayı bu kesinlikle yapım eki değildir diyenler de var. Ben bu ayrıntı sadece bahsedip geçiyorum. Yani bilmediklerinde fiilimsi olduğundan dolayı yapım eki ve çekim eki. O zaman ben 2'li 3 diyebilirim ama diğerlerine de bakalım. Kullanan hocam zaten yapım eki var, değil mi? Fiilimsi. Çekim eki yok. Yolculukta iki tane ek var. Cılıklısız ekler var diye cılıklısız yolculuk iki tane yapım eki var. Hem yapım eki hem çekim eki alan sadece 2 ve 3 demiş oluyorum. Bu soruya göre, bu soruya göre arkadaşlar. 7. sorumuz aşağıdaki hangisi paragrafın giriş cümlesi olabilir? Yani ilk cümle. ilk cümle olabilir. Ne demek ilk cümle? Daha önceki kelimeyi ile alakalı bir kelime olmaması, öyle bir duygu düşünce olmaması lazım. Yani bakıyoruz soruyu aldıkça kolay bir soru ama dikkat isteyen bir soru. Belki de ile başlamaz bir cümle. A gitti. Yine B şıkkını demiş. E, böylesine bir varlık. Böylesine derken sanki daha önce bir e, konunun akışı gibi var. B'yi de eliyorum. C şıkkında nitekim, nitekim ilk dört yılın böyle bir cümleyle başlamaz. E şıkkında E şıkkında şöyle bak bugüne kadar böylesine bir iştah böylesine kelimesinden dolayı da E dolamaz ama D şıkkındaki cümle ilk cümle olabilir genel bir ifade ve daha önceki cümleyle alakalı bir kelime söz konusu olmadığından cevap denizli diyorum. Sekizinci sorumuz bir ses bilgisi sorusu. Hangilerinde ünsüz düşmesi yoktur? Türkçe'de ünsüz düşmesi K sesinde aranır. Değil mi? Bakıyoruz soruya. E, azalmasında K yok yüksekten yükseliş yüksek var alçak var küçük var ama azalması artışında e, bir ünsüz nedir ünsüz düşmesi yok yani azalmasında ne var Bu da kaynaştırma harfi var artışına yine kaynaştırma harfi var bundan dolayı cevap Bursa diyorum ünsüz düşmesi yoktur B seçeneğinde. 9. sorumuz harika değil mi? 2019 TET'de böyle bir soru gelmişti. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali hangisidir? Yazma eserlerin büyük bir kısmı bulunduğu ortamda korunabildiği halde. Hocam ne yapıyor Adem Hoca? Yazma eserinin altını çizdim. Bulunduğu ortamın altını çizdim. Biri bölümü yapısındaki bazı etkinlerden tahribata uğramaktadır. Ha yapısındaki bazı etkenlerden dolayı tahribata uğramış. Evet. Önemli ve sihirli kelimeden altını çiziyorum. Yaz meselenin bozulmasında kağıdın yapımı, kağıdın yapımı, üretim aşamasında kullanılan yöntemler gibi nedenler sayılsa da, sayılabilse de, bakın de bağlı, çok önemli, insan verdiği tahribatları da unutmamak gerekir. Yani öyle bir cümle olması lazım ki bu altın çizim kelimelerin hepsini kapsaması lazım. Yapısındaki etkeni bir defa A seçili olamaz. Oldukça kısa değil mi? Oradan zaten çıkarabiliriz. E, ee, tahribatta uğrayabilen yazma eserler insan elleri de bozabilir hale gelmektir. Mesela A şıkkı ben şundan dolayı ellerim. Neden? Ortamdan bahsetmiyor ki bulunduğu ortam. E'yi bundan dolayı eledim. B şıkkına bakalım. İnsan eliyle bozulmalarına uğrayabilen yazma eserler en çok kağıdın yapımı falan çok güzel ve hiçbir nolu cümleden bahsetmemiş. B geliyorum. yorup neden B elendi? Hocam bir nolu cümleden hiç bahsetmemiş. C şıkkına bakalım. Yazma eserler demiş. Kağıdın yapımı, üretim aşamasında kullanılan yöntemler gibi yapısındaki etkenler demiş. Ya da insanlara verdiği zarar nedeni olursa da büyük bir kısmı bulunduğu ortam. Hocam C şıkkı şöyle hepsini toparlamış, harmanlamış. Hiçbir şeyi boşta bırakmamış arkadaşlar. Tamam mı? Mesela D şıkkına baktığımız zaman D seçeneğinde yaz meselelerin büyük bir kısmı konabilmektedir. Tamam. Buna rağmen yapım veren falan çok güzel. Ama D'de ne eksik? Ne de insan tahribatı? D şıkkında insan tahribatından bahsetmemiş. E şıkkına bakıyorum. E şıkkını okuduğu zaman şeyden bahsetmiyor. Yani bulunduğu ortam demiş ya bir cümlede. E'de de bulunduğu ortam olmadığından dolayı cevap C şıkkı hepsini kapsadığından çok güzel birleştirme diyorum. 11. sorumuz karma dil bilgisi ve oldukça güzel bir soru. Altısı sözcükte de işlevleri ilgili hangisi yanlıştır? Birinci sözcük çokluk bildiren zarftır sözcük. Çokluk bildiren zarf. Ne demek çokluk bildiren zarf? Ya azlık, çokluk zarfı, miktar zarfı hepsi aynı şey. Bakın, miktar zarfı, azlık çokluk zarfı, üstünlük zarfı hepsi aynı şey. Bu da dikkat edin şekil isim. Nasıl şekil güçlü bu sıfat? Ne kadar güçlü? Daha güçlü hocam bu miktar zarf işte. Bakın, daha iyi ev, daha harika bir kitap, daha güzel bahçe. Buradaki daha sıfatın miktarı. Sıfatın çokluğunu bildiren zarf. Hocam bu ona sıfat demeyeceksiniz değil mi? Bu miktar zarf hocam. Aa doğru. Tamlanan neydi? Tamlanan eki ielik eki, İyelik eki demek arkadaşlar. Bakalım vurgular ve içeriğinin taşıdığı mesaj. Evet, burada çok önemli bir şey söylüyorum. İçeriğinde arkadaşlar tamlanan eki almış, tamlanan eki almış bir attır. Bu da dikkat edelim e, içeriğinin taşıdığı mesaj. Aslında burada ne var biliyor musunuz? E, i̇çeriğinin taşıdığı burada bir tamlayan eki var. Bakın, tamlayan eki var. İçeriğinin taşıdığı mesaj. Nasıl mesaj? içeriğinin taşıdığı mesaj. Aslında burada tamlanan eki almış bir attır derken iki yerde hata var. Birincisi ad olması e, hata. İkincisi de iyilik eki yok burada. Ne var arkadaşlar? Tamla yan eki var. İçeriğinin taşıdığı mesajın etki gücünü artırır. Bundan dolayı Bursa diyebiliriz. Mesela C şıkkına bakalım. Edattır demiş. yanlış sözcüğü. Yalnız, sözcü. yalnız sanatseverler sadece anlamında olduğundan dolayı. Edat Amaçlarla. Buradaki la zaten vasıta. Ne ile? Amaçlar ile. Trenle. Değil mi? Amaçlar ile. Bu da edattır. Yani vasitlik almış bir attır. Doğru. Hızla arttığını e, fiilimsi niteleyen zarf demiş. Bakın fiilimsi niteleyen zarf. Zarflar arkadaşlar fiilimsi niteler. Nasıl arttı? Hızla arttı. Bu nedir? Sıfat fiil. Anas mezar dikecekmiş. Sıfat fiil. Nasıl artmış? Hızla artmış. Hızla kelimesi. Fiilimsi dolayı zarftır ve durum zarftır. Cevap Bursa diyorum. Çünkü Bursa'da tamlanan değil tamlayan eki var. Bundan dolayı bu da çok önemli. Ee, şöyle baktığımız zaman yanlış yaptık mı bir şey var mı? Yok arkadaşlar. İçeriğinin taşıdığı mesaj. Bir de şöyle nasıl mesaj? İçeriğinin taşıdığı mesaj. Hem sıfat hem tamlayan eki var. Bundan dolayı cevap Bursa demiş oluyorum. Evet arkadaşlar 12. sorumuz. Bu arada arkadaşlar soruların büyüklüğüne göre ekranı e, büyüklütüp küçültüp yapıyorum. Ondan dolayı bazen neredeyse her soruda durdurma yapıyorum. Bilginiz olsun. Yanlış anlaşılma olmasın. Hangisi fiilimse değildir demiş. Fiilimsi değildir. Gezegenler çarpması inceleyerek bir geldiğini belirlemek. Hemen ne diyeceğiz arkadaşlar? Fiilimsiler fiilden alır. Kesinlikle isimlerde fiilimsi olmaz. Hocam gezegen bir defa nedir? Burada en iyi olsa da zaten bu kandırmaca. Hocam bu isimdir. İsimde fiilimsi aranmaz. Çarpması, mayışmak isim fiil. Erek arak zarf fiil. Geldik sıfat fiil. Belirlemek isim fiil. Bundan dolayı cevap A şıkkı diyorum sevgili arkadaşlar. Evet 13. sorumuz değinilmemiştir. Yani parası yazma düşünceyle alakalı. Parçada var mı yok mu? Bulmaca sorusu arkadaşlar. Dikkat dokunmak. Her şıkkı parçada bulmaya çalışmak parçada olmayanı değinilmemiştir demek. Buradaki mantık bu. mesela parçayı okuduğumuz zaman önce okuyorsunuz arkadaşlar. A seçeneğinin ilk 3-4 cümlede zaten olduğunu görürüz. Sinemanın ortaya çıkışı ile birlikte bu bir tür olarak kendine yer bulmuş komedi filmi. Şöyle baktığımız zaman ek cümlelere komedi filmleri sinema tarikada eskidir aslında. İlk yönetmenlerden George Millis küçük hikayeleri anlatarak güldürüyor din seyircilerini. Çeşitli sihirbazlıklar numaraları herkes şaşırıyor. Henüz olgunlaşmamış sinemaya ayakada gönül vakit ilerledikçe kurmaca fikri de gelişmeye başladı. Yani ben A şıkkını buralardan bulabilirim zaten bahsetmiş. Bazı sanatçıların teknolojik gelişmelerle birlikte unutulmaya yüz tuttuğu demiş arkadaşlar. Nerede var? Ee, birçok yönetmen oyuncu ve karakter tarihe karışmak üzereydi. Hocam B'yi de buldum. Teknolojik gelişmelerin sanatçılara yeni fırsatlar sunduğu. Asla burada yeni fırsatlardan bahsetmemiş. Ya yani kurumaca fikri geliştirmiş ama yeni fırsatlardan bahsetmemiş. C'ye şöyle soru işareti koyuyorum. Gelişen teknolojik gel birlikte kurumaca düşüncenin de geliştiğine. Nerede var arkadaşlar bakın en son cümlede var. Kurmaca fikri de değişmeye başlamış. Hocam D'yi eliyorum. Teknolojiye ayık uydurmanın zorlu bir geçiş dönemi de beraberinde getirdiği. Nerede var arkadaşlar E şıkkı? Zaten şurada hayli sancılı diyerek de E'den bahsetmiş. Ama C şıkkı yok. Tekrar ediyorum C şıkkında aslında kurmaca fikri gelişiyor. Ama yeni fırsatlar vermek eksiliyorum parçada bahsedilmemiş. 14. sorumuz bir öge sorusu. Ögelerinin doğru sıralanışı aşağıdaki de hangisi de verilmiştir? Kır hayatın huzurlu bir kaçış olarak başlayan bu gezi kısa zamanda yerine bir pagan tarikatının başından çıkan şiddet dolu bir tuhaf bir yarışa bırakıyor. Evet baktık değil mi arkadaşlar sorumuzu yaptık. Bırakıyor yüklem. Bırakan kim ne? Kim ne diyor? Bırakan kim ya da ne? Kır hayatın huzurlu bir bakış kaçış olarak başlayan bu gezi. Hocam burası tamamen öznedir ve bu bir sıfat tamamasıdır. Kır hayatına huzurlu bir kaç yıl başlayan bu gezi. Nasıl gezi? Bu gezi. Bu söz tamamen tamlama olduğundan özne. Kısa zamanda bırakıyor. Bakın şuna dikkat edin. Kısa zamanda bırakıyor. Zaf tümleci. Yerini bırakıyor. Bakın anlamca alakalı. Bir kelimenin öge olabilmesi için yüklemle alakalı olacak. Gezi bırakıyor. Kısa zamanda bırakıyor. Yerini bırakıyor. Tamam. Ee, neye bırakıyor arkadaşlar? Bir pagan tarikatının başından çıkan şiddet dolu ve tuhaf bir yarışa Burası da neye sorusu olduğundan dolayı bu da bir sözü beyi. Ne diyorum arkadaşlar? Özne var. Zarf tümleci var. Hatta belirtili nesne neyi yerini ve yer tamlayıcısı yani dolayı ve yükleme Bundan dolayı cevap bursa diyorum. Zarf ve şu yer e, nesneye dikkat etmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Evet. 15. sorumuz çok uzun bir soru ama oldukça kolay bir soru. paragrafın bence en kolay soru tarzları. Bu parça iki ayrılmak istense ikinci paragraf. Yani diyor ki hangisi itibaren konu değişmiş? Farklı bir olaya geçmiş, daldan dala atlamış, akışı bırakmış, farklı bir şeye başlamış artık. Parçayı dikkatli bir şekilde okuyoruz. Okursak şunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi birden itibaren babasıyla alakalı bir olayı anlatıyor. Bir geziyi anlatıyor. Ama arkadaşlar şöyle 5 nolu cümleye geldikten sonra artık gezdikleri yeri anlatmaya başlamış. Yani sabahtan beri birbirine kapı komşusu olmuş. Tamam tamam zıt iklimlerden geçmiştik. Yolumuzun burasında, bakın yolumuzun burasında artık bir akış bitti. Cenevizlerin şatosu kararmış. Ortasında da bir Selçuk Kulesi ağırmıştı. bakın Selçuk Kulesi. Bir yerde de eski bir Yunan haravesi demiş. Asırların rüyasına dalgın güneşte uyumakta olduğu görmüştük. Kuş uçmaz, keleben geçmez yerlerde kalmış bu taşrada asırlar mı simiş Yani arkadaşlar 5'e kadar bir akış anlatıyor. Babasının psikolojisini ruh haletini ama 5'ten itibaren arkadaşlar 5'ten itibaren artık mekanı, yeri anlatmaya başlamış diyorum sevgili arkadaşlar. Cevap Denizli. 16. sorumuz yazım kurallarıyla alakalı bir güzel bir soru. Ek olan ki kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ve ünlü uyumuna uymaz. Bağlaç olan ki ayrı bir kelimedir. Kendinden önce ve sonra gelen cümleleri bağlar, ayrı yazılır. Yani bildiğimiz kiyi sormuş. Hangi ki yanlış yazılmış? Arkadaşlar ağaç şıkkında dünyasındaki lütfen not edelim. -deki, -daki, -teki, -taki her zaman bitişiktir ve sıfat kisidir bakın. -deki, -daki. Yani -deki, -daki varsa bilin ki sıfat kisidir ve aynı zamanda yapım ekidir bu. Unutmayalım, yapım ekidir ve bitişik yazıdır. Bu istisnasıdır. Fiile gelen ki her zaman ayrı yazılır. Lütfen not alalım. Fiile gelen ki inanıyorum ki, öyle konuştu ki, geldim ki, gittim ki, öyle çalışmış ki, bil ki. Bakın sınavda çıktı değil mi? 2018 olabilir. Bil ki. Değil mi? Ayrı yazılır. Ve bir sınavda bitişik yazmış bakın. Bil ki. Duydum ki. Hocam B doğru, C doğru, A da doğru. Onun ki, benimki seninki, onun ki. Onun olacak iş değil. Yani onun durumu, onun vaziyeti. Onun ki de olacak iş değil. Böyle kalabalık bir ortam için. Bu sıf şey bağ ilgi kisi bu değil mi? Tamlanan kisi. benimki seninki, onun Türkiye ki. Türkiye'ninki. Hocam bu da doğru. Anlaşılıyor ki, arkadaşlar fiile gelen ki her zaman ayrı yazılır. Anlaşılıyor ki, fiile gelen ki her zaman ayrı yazılır. E şıkkında bir yazım yanlışı söz konusu. Evet 17. sorumuz bu parça numaralanmış yerlerden hangisine cümlesi getirebilir. Cümle çok önemli. Tam aksine. Tam aksine. Bu sözleri aynen eskiden olduğu kadar geçili buluyorum ve onlara eskiden olduğu kadar saygı duyup değer veriyorum. Ha, demek ki tam aksine kelimesi çok önemli. Bu sözleri aynen eskiden olduğu gibi geçerli buluyorum. Sevgili Kürdoğan gösterdiğim bu çaba bir şekilde doğruluğa hizmet etse de çok değerli olabilirdi. Ancak öyle olmayınca büyüklüğü oranında kötü bir çabadır. Şimdi bu şu söylediklerini yapıp yapmamamız gerektiğini inceleyelim. Bir akış devam ediyor. Ben sadece bu durumda değil, her zaman benimkiler için de o an için bana en mantıklı gelen uyarım. Daha önce söylediklerimi söylediğim sözleri, bugün zor bu zor duruma düştüm diye şimdi inkar edemem. Tam aksine bu sözleri. Ha demek arkadaşlar ben ne yapmam lazım? Aslında şurada hemen ipucu verdi. Dörtten sonra ya da dörtten sonra ne getirmem lazım? kesinlikle bu cümleyi getirmem gerekiyor. Yani hangisine getirmem lazım? Bakın hangisine demiş. Hocam 5'e getirmem gerekiyor? Çünkü 4'ten sonra 5 gelmesi lazım. İnkar edemem. Şimdi zor durumda bundan inkar edemem. Tam aksine bu sözleri aynen kabul ediyorum. Değer veriyorum. Yani cevap arkadaşlar denizli olması lazım. Yani 5 nolu cümleye getirebilirim sevgili arkadaşlar. Evet çok güzel bir soru. 18. sorumuz asıl anlatılmak için asıl kelimesini görünce arkadaşlar her zaman soru işareti dikkat. En çok hata buralarda geliyor. Asıl anlatılmak isteneni. Yani hangisi en genel kapsamlı? Hepsini kapsamaktadır. Hepsini içine almaktadır. Yaşamı bir bütün olarak kavrama iddiası taşıyan felsefe ve sanat. Kavrayışlarının yönelimlerinde ayrılırlar. Yaşam temsili, felsefe dilsel bir söylemle zihne, Sanatla görsel ya da işitsel bir söylemin duyguya dökülür. İlki ikna etmeyi amaçlayan mantıksal argümantasyona, ikincisi kışkırtmacı, arzulayan bir alegoriye dayanır. 20. yüzyılda bu iki kavrayış birbirlerine çeşitli e, e, sızıntılar yapmakla, Şunu altını çizmek istiyorum. Çeşitli sızıntı yapmak ne demek? Bakın burada bence önemli iş çözülecek burada. Birlikte hala iki disiplin sayılacak kadar temel farklılıklarını korurlar. Şimdi parçada arkadaşlar bakın felsefe ve sanat demiş. Ee, birbirinden ayrılırlar aslında bakın. Şu ayrılıklarını burada anlatmış. Tamam felsefe ve sanat ayrıdır anlatmış ama demiş 20. yüzyılda bu iki kavrayış birbirlerinin içlerine çeşitli yapmakla birlikte hala hala iki farklı disiplin sayılacak kadar temel farklılıklarını korurlar. A'ya bakıyorum. Sanat ve felsefe farklı alanlar olsa da evet şurayı anlatmış. Etkileşim halinde dediler. Yani sızıntı x'te birbirine sızıntı yapmış. Etkileşim diyebilirim. Hocam aşık oluyor gibi. Şöyle soru işareti koydum. Felsefe mantık üzerinde kurulurken saat hocam bu dar. Asıl meselesi bu değil. Bu şuradaki ayrıntılar. Yan düşünce bunlar. İçeriği öne çıkarmada aynı disiplinler olsa da birbirinden alttan Hocam bu da çok dar bir ifade. Bu da parçada var ama bu dar. Sana felsefe birbirine alıntı yapan konulara sahipliği e, olabilir. Tamam. Ama bir defa alıntı yapmak konu değil. Yani çeşitli sızıntı demek alıntı konu demeyebilirim. Bir de D de çok da. Yani şu B, C, D şıkları çok dar olmuş. Birbirine konu aktarımı içerisinde olan sanat ve felsefe farklılıklarına koruyan disiplendir. Hocam sanat ve felsefe demiş. Farklılığını koruyan demiş. Ama burada konu aktarımı içerisinde demiş. Şimdi A mı E mi arkadaşlar? Şuradaki konu aktarımı beni şüpheli çünkü çeşitli sızıntılar yapmak demek. İlla birbirlerini konu aktarımı demek olmayabilir. Bundan dolayı hocam hepsini kapsan. A şıkkı sanat, felsefe, farklılıklar da var. Etkileşim. Evet çeşitli sınıflar yapmak birbirlerinde etkileşim olduğunu gösterir. Ama illa konu aktarımı demeyebilirim. Bundan dolayı cevap A şıkkı diyorum sevgili arkadaşlar. 19. sorumuz. Bu parçanın harekette klasik eserlerle ilgili olarak hangisine ulaşılabilir? Ne demek ulaşılabilir? Hangisi arkadaşlar asıl ya da en genel ifade diyebiliriz? Klasik eserler bize anlatım esnasında bolca detay sunarlar. Perdenin rengi, havanın durumu, ana karakterin görünümü. Bütün bu detaylar kitapta anlatılan sahneyi ve olayı gözümüz önünde canlandırmaya yardımcı olur. Eğer bir kitap iyi yazılmışsa, yani klasikse, ki klasikte iyi yazılmış kitaplardır, sahnenin gerçekçi olmadığını tartışabilir. Karakterlerin, karakterin inandırıcılığını, motivasyonlarını sorgulayabiliriz. Başka bir deyişle, Kitap analiz edilebilir. Ha eğer bir kitap klasikse Kitap analiz edilebilir. Buradaki asıl anlatılmak istenen, ulaşabileceğimiz klasik eserlerle ilgili yargı hangisi? Günümüz eserlerinde daha fazla tercih. Bir defa ben şu daha fazladan dolayı ayırıyorum. Analiz yeteneğimizi yaşamımızda kullanabilmemize katkıda bulunurlar. Yaşamımızda kullanılmak. Bunu eliyorum. Analiz yeteneğinin geliştirilmesine teşvik demiş. Analiz yeteneğinin geliştirilmesinden bahsetmemiş. Aşırı detaycı yapısı nedeniyle genç okur. Bir defa genç okurdan bahsetmemiş. İyi yazılmış yani klasik eserler, kitaplar okuduklarını analiz edebilir olma demiş. Zaten analizden bahsetmiş zaten şu da hepsini özetlemiş oluyor. Cevap E şıkkı demiş olurum sevgili arkadaşlar. Evet 20. sorumuz asıl anlatılmak istenen hangisidir? Eski Türk kilimlerindeki desenleri. Aslında sıradan geometrik şekiller değildir. Kilimlerin üzerindeki her şeklin bir anlamı vardır. Eski Türklerde kilimlerde kare, yaşanılan mekanı temsil ediyor. Bir boyu simgeleye motif bir kare veya dikdörtgen zeminin içinde dokunması dokunmuşsa onun yerleşik de geçişini anlatmak isteniyor. Yine kilimlerde dokunulan testere dişi zikzak olarak adlandırılan şekil sıra dağları temsil ediyor. Bu zikzakların sayısı ve kilimin neresinde bulunduğu önemli. Bunlara bakarak kiliminin hangi ait olduğu boyun nereden geldiği ve nereye ait olduğu saptanabilir. Türk kilimlerindeki desenler evet ait olduğu toplulukla ilgili çeşitli bilgiler aslında A şıkkı hepsini kapsamış. Yani zaten şu örnekleri niye veriyor? Buradaki örnekler ne? Topluluklara ka bilgi A şöyle bir dursun. Kerimdeki desenlerin ortaya çıkışında yaşanılan coğrafya etkili. Yaşanılan coğrafya bu çok dar bir ifade bundan bahsetmiyor. Türk kerimlerindeki motiflerin anlamı bölgelere göre, bölgelere göre kelimesine dolayı bunu ben eliyorum. Türkler kerim desenlerini oluşturduğu doğadan esinlemişlerdir. Bunu da eliyorum. Çok dar bir de ondan bahsetmemiş. Eski Türklerde kilim dokumak büyük bir titizlik isterdi. Burada da titizlikten bahsetmemiş. A şıkkı arkadaşlar parçanın tamamını kapsamış ve ana arkadaşlar asıl vurgulamak istenen de zaten A'dır. Buradaki aradaki şeyler hepsi ana fikri e, doğrulayıcı yan cümleler diyorum. Tamam arkadaşlar cevap A şıkkı. Evet 21. sorumuz. Hangisi isim kökünden türemiştir? 2019 TET'de aynen buna benzer bir soru çıkmış. İsim kökü arkadaşlar. Dikkat edelim burada. Şimdi algı. Almaktan algı. Ne Nedir burada? Kök fiildir. Hatta bu nedir? Fiilden isim yapım ekini almıştır. Aracılığı. Bakın algı duyular aracılığıyla. Bunun kökü aramak olamaz. Aradan aracı. Değil mi? Hatta neydi bizim cılıklısız ekleri neydi? C. Şöyle yazıyorum. Cılık lısız. bunlar isimden, isimden isim yapım ekleri oluyor. Aradan aracı, aradan aracılık hatta lık var. Yani buradaki nedir? İki de e, arkadaşlar isim kökü. Bundan dolayı Bursa diyorum. Ama devam ediyorum. Bakın verilen vermek zaten vermekten verilmek, ver, vermekten veri veriler. Yani kelimenin kökünü arkadaşlar elde edilen veriler vermekten veri. Fiil. Evet anlamaktan anlam. Bakın burada anlamaktan anlam. Kelimenin kökü fiil. Süreç kelimesine şuna dikkat edelim arkadaşlar. Biz ne diyoruz? Yani bu iş çok uzun sürdü. Değil mi? Kış uzun sürdü. Sürmek. Yani sürmek diye bir fiil var. Ondan dolayı sürmekten süre, süreden süreç. Aslında burada iki tane yapma eki var bakın. Çok önemli bir kelime bu. Sürmekten süre. Hocam bunun kökü süre olamaz mı? Mantıklı ama kökü sürmek. Arabayı sür. Kış uzun sürdü. Sürmek de bir fiil var. Sürmekten süre. Buradaki e yapım eki. Ondan dolayı bu da fiil. Cevap Bursa diyorum arkadaşlar. Oldukça güzel. Yanlış yapılabilecek bir soru. Aman dikkat. Evet 22 nolu sorumuz arkadaşlar. Yine bu da çok güzel bir soru. Sözcük türleri sırasıyla doğru verilmiştir. Bu ülke, hocam bu kelimesi ismi nitelediğinden, ismi dövdüğünden bir defa sıfat değil mi arkadaşlar? Sıfat bu. Bayram heyecanı bu isim tanıması hocam bayram heyecanı okul kapısı bayram heyecan bayrama ait hocam. Bayram burada nedir? İsim. Hepimiz kelimesi her zaman her yerde belgisiz zamirdir hocam. Hepimiz, herkes, hiçbiri değil mi? Bunlar hep bunlar belgisiz zamirdir. Ee, birkaç anı var anmaktan anı artık bu isim zaten. Bundan dolayı cevap bursa diyorum. Evet 23 nolu cümlemiz sorumuz daha iyi görmeniz için arkadaşlar tekrar büyüttüm onu söylemek istiyorum. Öznesi sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur diyor. Çok güzel bir soru zaten çıkmış bir soru. Evet öğütlenir yüklen. Öğütlenen ne? Öğütlenen kim? Önce bu soru soracaksın. Kim ve neye sorusu? Bardağın dolu tarafını bakmamız. Hocam burası özne. Ne zaman olumsuz bir olayla karşılaştığımızda hocam, zarf tümleci, niçin, e, kendimizi iyi hissetmek için, niçin öğütlenir arkadaşlar, nedir bu da, niçin sorusu olduğundan, bu da zarf tümleci. Yani e, şu ne zaman sorusunun cevabı zarf tümleci, niçin sorusunun cevabı zarf tümleci, ne, kim sorusunun cevabı özne olmuş olur. Şimdi arkadaşlar da şuna bakacağız. Özne ne arkadaşlar, e, şurası zarf tümleci demiş şuna dikkat edin özne hangi kelimeyle bitmiş bakmamız isim fiili bittiğinden dolayı cevap arkadaşlar C şıkkı diyorum. Bu da yeri gelmişken bakın. Zarf tümleci bakın zarf fiile bitmiş. Çalıştığımızda, karşılaştığımızda. Şöyle diyebilir miyim? Zarf tümleci zarf fiil grubu ile bitmiştir. Diğer zarf tümleci arkadaşlar bakın için edat grubu ile bitmiştir. Özne isim fiil grubu ile bitmişti. Bundan dolayı bu tip sorularda son kelimeye dikkat edin. Yani mesela bardağın dolu tarafı bir isim tanıması. bakın bir şey vurgulamak istiyorum. Bardağın dolu tarafı tamlama bu hocam ama son kelime fiilimsi her zaman son dola malı götürüyor arkadaşlar. Tamam mı? Olumsuz bir olay sıfat tanıması ama fiilimsi grubu diyoruz. İsim tanıması ama isim fiil grubu diyoruz. Bundan dolayı cevap C şıkkı demiş oldum sevgili arkadaşlar. 24. sorumuz hangisinin yazımı yanlıştır arkadaşlar? Anadolu halkı. Evet halk kelimesi burada nasıl yazılması gerekiyor? Tabii ki küçük yazılması lazım. Anadolu halkı, Anadolu insanı, folklor doğru. Süre gelen kurallı bileşik fiiller her zaman bitişik yazılır. Süre gelmek, süre bilmek, değil mi? Süre yazmak hani kurallı bileşik fiiller. Fiil artı fiil bunlar bitişik yazılır. E, hiç kimse zaten ayrı yazılır. İnkar etmekte ses olayı olmadığından dolayı ayrı yazılır. A1 ne oldu cümlede? Halkın küçük yazılması gerekiyor. A şıkkında bir yazım yanlışı var diyoruz. 25. sorumuz ulaşılamaz arkadaşlar sorusu. Her seçeneği parçada bulup işaretlememiz gerekiyor. A şıkkında hidrokarbon üreten mikroorganizmalarla onları parçalayan baktı. Aynı ortamda bulunduğu, aynı ortamda bulunduğu nerede var bakın. Hemen son cümle. A şıkkı burada var. Bununla birlikte araştırmacılar için aşırı şaşırtıcı olan çukurun dibinde biyolojik mikrokorban üretilen mikrokorban. Yani hem hidrokarbon, hem de onları üretilen mikrokorban aynı anda bulunması zaten A şıkkı son cümlede vermiş. Bir keşif gezisinin farklı keşiflerle ulaştırdığına ha, bir keşif gezisi var. Farklı bir keşfe ulaşmış. Nerede arkadaşlar var? B seçeneği nerede var? Şöyle bakıyoruz. Marina çukuruna mikrosyal popülasyon örnekleri toplam için yapılan bir keşif gezisinde Hidrokarbon parçadan eski bir bakteri türü keşfedildi. Keşif içinde keşif hocam B şıkkı da burada var. Hidrokarbonların çukur alanlarda görülme olasılığının burada kesinlikle çukur alanlarda görülme olasılığı hiç parçanın hiçbir yerinde bahsetmemiş. Bundan dolayı C şıkkı parçada yok. Hidrokarbonların organik bileşikler olarak bulunma alanları nerede var arkadaşlar? D seçeneği nerede var D seçeneği? İlk cümlede olması lazım zaten bileşik değerdir demiş, değil mi? Ee, hemen burada bunu e, eleyebiliriz. E seçeneğine bakalım. Hidrokarbonların çevre kirliliği nedeniyle çevre kirliliği zaten nerede vardı çevre kirliliği arkadaşlar? Yani okyanus üzerindeki e, kirlenmelerden kaynaklanmadır demiş burada. Zaten burada herhalde vardı bundan dolayı C hocam C şıkkı diyorum. Kesinlikle çukur alanlarda görülme olasılığı parça hiçbir yerinde bahsetmemiş böyle bir şeyde bu parçaya göre ulaşamam diyorum. Evet sevgili arkadaşlar 26. sorudayız. Anlamak akışındaki bozukluğu gidermek için aşıda hangisi yapılmalıdır? Genelde sevilmeyen bir soru tarzıdır bu arkadaşlar. Biraz adam karıştırmış düzelt diyor. Ama eğer bir akış varsa bu cümlede olduğu gibi arkadaşlar paragrafta oldukça kolay dikkat etmemiz gerekiyor. Çıtırdayan ocak, sahanlar, tencereler, iskemle, kapı, tavan, gusülhane, kilim, sedir, Çarşaflı, yorganlı yatak odalar kısacası ev işte. Uykusuzluğun, yorgunluğun e, bitkinlik haline kadar varması başka demiş. Bakın başka. Bakın bu da çok önemli. Şuradaki başka kelimesi işimizi çözüyor. Başka sonra diyor. Uykusuzluğu, yorgunluğu, pisliği, açlığı, duymak başka şeydi. Yani bakın arkadaşlar ikiden sonra kesinlikle 5 gelmesi lazım. Şuradaki akıştan dolayı bu başka bu başka dediğinden dolayı bundan dolayı ne diyoruz arkadaşlar? Ne deriz? A şıkkı. Üçüncü cümle ile beşinci cümle yer değiştirdiğim zaman 2'den sonra 5 gelir ki akışı ne yapmış oluruz? Düzeltmiş oluruz. Bundan dolayı 26'ya A şıkkı demiş oluyoruz. Hemen 26. sorumuza bakalım. 27. sorumuz. Hangisi söylenemez diyor. Veride bağ korusu bölge sakinlerinin yeşil alan olarak kullandığı, kiminin su yaptığı kiminin de sonbaharda mantar topladığı bir alan İnsanlar yaz aylarında kurunun yeşil alanlarda seriniyor. İzciler kamp çadırı kuruyor. Genç atlet adaylarının da veri daha yapıyor. Anadolu yakasının ikinci büyük yeşil alanı. İlki Karacahmet Mezarlığı ancak orası ölümü temsil ediyor. Veride bağ ise yaşama demiş. Arkadaşlar parçaya baktığınız zaman bir defa kesinlikle gözlem var. Ne demek gözlem? Bir tasvir var. Tasvir. Aynı zamanda bir e, görsellik var, görsellik. Bundan dolayı bir defa zaten A ile E birbirinin aynı şey. Gözlem demek, betimleme demek. Betimleme demek, gözlem demek zaten. Üçüncü kişi anlatımı var mı? Var hocam. Seriniyor, değil mi? Temsil ediyor. Sonra işte genelde işte kuruyor. O yapıyor, o. Yani anlatıcı kişi, o üçüncü kişili. E, bundan dolayı üçüncü kişi anlatımı deriz. Karşılaştırma var mı? Karşılaştırma şurada var. İkinci e, nerede demiş mesela? E, i̇kinci büyük yeşil alanı bakın. İkinci büyük yeşil alanı diye aslında karşılaştırma da yapmış. Kişileştirme. insana ait özellik doğaya aktarılmamış. Hiçbir cümlede böyle bir özellik yok. Kişileştirme. E, cansız varlığa insana ait özelliğin verilmesi söz konusu olmadığından cevap arkadaşlar denizli diyorum. Evet bir dil bilgisi sorumuz hangisinin sıfat tanımlaması yoktur? Her sıfat bir sıfat tanımlamasıdır. Mesela bir cümlede ne var? Öne çıkan öge. Öne çıkan öge sıfat alamasıdır. Yani başka ne de var baktığımız zaman? Tamlayan tamlanan bu zaten. Ee, bahara Özlem falan. Bir defa biri eledik. İkiye bakalım. Parçalanmış bir dünya. Nasıl dünya? Parçalanmış bir dünya. Hocam burada zaten var. Üçe bakalım. Bütünlüklü bir bilinç var. Bütünlüklü bir e, bilinç. Nasıl bilinç? Bütünlüktü. Bu e, niteleme sıfatı bir belgisiz sıfat. Hocam her sıfat bir sıfat anasıdır. Umudu ayak tutan sağlam bir bilinç. Nasıl bilinç? Umudu ayak tutan bilinç. Bir bilinç hem belgisiz sıfat var hem niteleme sıfatı var. Ama bağlaç bunun yanında bu isim tanıması. Şairde hüzün duygusu, duygu hüznü ait. Bakın bu da isim tanıması. Hüzün duygusu. Bunun yanı, bunlar hepsi arkadaşlar belirtilisin tanıması, isim tanıması eksik olmuyor zaten fiil. Bundan dolayı e şıkkında kesinlikle bir sıfata, sıfat yok yani. E seçeneğinde sıfat yok. Bundan dolayı da bir tamlama söz konusu değil. 29. sorumuza şöyle tam denk geldi arkadaşlar. Küçükmeden hemen bakıyoruz 29. soruya. Altı çizili ifadeyle hangisine gönderme yapılmıştır? Bu nedenle demiş. Hemen bakıyorum. Aşil tendonun görevi yürüme döngüsü sırasında ayağı yavaşlatmak stabilize etmek ve daha sonra hızlandırmaktır. Ayak veya ayak bileğindeki yapısal bozuklukların yanı sıra ayağın aşırı kullanılması bu tendonun yaralanmalara daha yatkın hale gelmesine dolu. Bu nedenle, bu nedenle spor aktivitelerinde ağrı meydana geliyor. Yapısal bozukluk demiş arkadaşlar. Evet yukarıda hep yapısal bozukluktan bahsetmiş. Aşil tendonunun yaralanmalarını açık hale getirdi. Hocam evet ulaşabilirim. Buna bir gönderme yapılmıştır. 2'ye bakalım. Aşil tendonu yaralaması spor yaparken. Aslında bu da spor yaparken bundan sonra gelmiş. Yani spor yaparken daha sonraki bir iş. Bundan dolayı ben buna gönderme yapmamış. Bakın bu nedenle demiş. Sonra spora geçmiş. İki bundan dolayı eledim. Aşil tendonun yürümede etkin rol oynadığını zaten. Aslında bu zaten olumlu bu. Olumlu ama bu nedenle demiş. Aslında olumsuz olması gerekiyor. Bundan dolayı arkadaşlar ne olması gerekiyor? Cevap A şıkkı diyoruz. Yalnız bir. Evet 30. sorumuza bakıyoruz. Hangisine ulaşılamaz demiş. Yediklerimizin ruh halimizi ve duygularımızı etkilediğini bilir, bilinir. Özellikle stresliyken bizi rahatlatan yiyecekler vardır. Yakın zamana kadar yediklerimizin bize nasıl rahatlatacağı açıklanamamıştı. Bu etkinin daha çok psikolojik olduğu, hemen çiziyorum psikolojik olduğu, geçmiş yaşantılara ve şartlanmalara dayandığı görüşü yaygındır. Bakın görüş varmış. Etki yaratan şeyin yiyeceklerin tadı ve kokusu olduğu yönünde alternatif bir görüş de var. Bakın yine görüş diyor. Ancak yeni bulgulara göre bulgu bakın belge bulgulara göre bu iki açıklama doğru değil. Açıklama ne? Arkadaşlar görüş. Aslında gıdaların belirli bileşenleri karnımızda bulunan ve beyine sinyal gönderen sinirsel hormonlara etki ediyor demiş. Yaygın bir görüşü bilimsel veriler doğrultusunda yanlışlıyor ortaya Evet bu zaten var. Parçada bundan bahsediyor. Bilimsel verilerin doğru sanılan yanlışları günlüğüne çıkardın. Evet bilimsel veri çıkınca bulgular daha önce görüşler iptal. Bilimsel veriler olmadan ortaya atılan görüşlerin yanlış olduğunu evet bununla bahsetmiş. Bir konuda birden fazla görüş bulunsa da evet ikiden fazla görüş vardı burada. Ancak bilimsel veri ortaya çıkınca e, e çıkabileceğin evet bu da var. Bilimsel verilerin daha önce ortaya çıkan fikri desteklemiş. Olur mu? Tam tersine desteklememiş. Tam aksine demiş. Bundan dolayı cevap E seçeneği diyoruz. Evet bir noktalama sorusu hangisinin noktalama doğrudur demiş. A şıkkı Filmin sonuna geldiğimde ilginç bir kanıya vardım. Evet iki nokta geleceğim çünkü kanıyı açıklamış. Ama burada başkasının sözü olmadığından tırnak içerisinde alınamaz ki. Tırnak içerisinde alınan söz başkasına ait bir sözdür. Bundan dolayı hocam ne yapıyorum? A şıkkını eledim. Sonra eee vardım iki nok nokta virgül getirip olamaz açıklama, tanım, değil mi? E, bunlara iki nokta gelmesi lazım hocam. B de gitti. Ee, C şık, bir de e, hakkını vermiyor. Bir de ünlem getirmiş. Bu da ondan dolayı eleyebiliriz. C şıkkına baktığımız zaman e, vermiyor demiş. 3 nokta getirmiş. Hocam bitmiş cümleyi 3 nokta getirilmez. Sonra bir ilginç bir kanıya vardım demiş. Ünlem bu dolamaz. Vardım. 2 nokta süste. Hayat trajedi ürünü senaristler demiş. Ve ne yapmış buradan? Komedinin hakkını ver, veremiyor. E şıkkında herhangi bir hata yok. Bundan dolayı arkadaşlar e noktalama açısından doğru diyoruz. Evet 32 nolu cümleye bakalım arkadaşlar. Şöyle tam denk geldi. Hangisinde hangisine ulaşılabilir? Bakın ulaşılabilir. Evet. Hashimoto Triyot e, hastalığıyla hastalığı ile ilgili hangisine ulaşabilir? Bu hastalıkta diyor vücudun bağışıklık sistemi bilinmeyen bir sebeple eee bezini yabancı bir tehlikeli olarak algılar. Bakın bu da çok önemli bir şey var vücut kendi içindeki organı yine düşman kabul ediyor bakın. Buna dikkat edelim. Aslında en önemli şey burada. Vücudun bağışıklık sistemi bilinmeyen bir sebeple tiroid bezini yabancı ve tehlikeli olarak görüyor. Tiroid bezine karşı savaş açar. Yani vücut kendi vücuduna savaş açıyor. Vücudu korumak için hücrelerle, antikrolarla tiroid bezine saldırır. Bu da tiroid bezinin çalışmasını ve yeterince tiroid hormonu salgılamasını engeller demiş. Hangisine ulaşabiliriz? Yani en genel bakın en genel yargı hangisi? Vücudun dış etkenlere demiş. Bir defa dış etkenler parçadan bahsetmemiş. A'yı eledi. Vücudun kendinden olana evet bahsettik. Karşı saldırıya geçmesi evet. Yetersizlikler oluşması Hocam B şık aslında hepsini anlatmış. Kısaca özet demiş. Soru işareti. Bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu bağışıklık sistemi tamam da şu var ama zayıflaması yok. C şıkkını eliyorum. Bağışıklık sistemi zayıflaması dedik. Yeterince salgılanmayan hormonların bir daha yeterince salgılanmayan hormonlar demiş. Bu böyle bir şeyle bahçede bahsetmemiş. vücut yapısındaki bozuklukların vücut yapısındaki bozukluklarını bahsetmemiş. Aslında B şıkkı hepsini ne yapmış? Vücut demiş, saldırı demiş, geçmesi ve yol açması hepsini kapsadığından dolayı cevap arkadaşlar Bursa diyoruz. 33 nolu sorumuza bakalım. Yine hangisinde ulaşılabilir diyor. Söz edilen araştırmanın amacıyla alakalı hangisine ulaşılabilir? Bakıyoruz. Son yıllarda yapılan bir araştırmada her biri 20 lisans öğrencisinden oluşan 3 farklı grupta çalışılmış ve bu gruplara 40 filmden 24 saniyelik bir bölümler. Evet 40 film 24 saniyelik bir bölüm izletilmiş. Sadece bu bir grupla film izledikten sonra birbirlerine anlatmalar istemiş. evet bir grup anlatmış. Ardından farklı zamanlarda izleyicilerle filmlerle ilgili neler hatırladıkları sorulmuş. Üç grubun da ortak noktası zaman geçtikçe filmlerle ilgili daha az ayrıntı hatırlamaları olmuştur. Ancak filmleri birbirine anlatan grup, anlatan anlatıcı grup Aradan uzun zaman geçse bile ayrıntıları daha iyi hatırladığını gözlemlemiş. Değil mi? Bu derste de olur. Dersi anlatan öğretmen, dersi başka bir öğrenci anlatan öğrenci dersi daha iyi anlar, değil mi? Çünkü akılda kalıcı oluyor anlatan kişi. Hangisine ulaşılabilir demiş? Bakalım arkadaşlar. Yeni öğrenilen bilgilerin kalıcılığının aktarılmasında bilgiyi başkasına aktarmak. Evet hocam bu zaten parçada bahsetmiş. Görsel zekanın İşitsel zeka üstün geldiği bir daha bu kesinlikle olamaz. Bir de aslında tersi. şöyle dese tamam dedim yani. İşitsel zeka, görsel zeka üstün tamam. Biraz tartışırdık ama kesinlikle zaten görsel ve işitsel zeka yok. Bir de tersi söylemiş hocam. iki olamaz. Uzun süreli hafızanın bilgi aktarılması ile ilişkisi. Evet bu da bir deney neticesi. araştırma neticesi. Yani hocam birli üç derim. Kesinlikle iki ne böyle bir şey ulaşamam diyorum sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar çok uzun bir soru. Şöyle kısaltmaya çalıştım. Muhabir yazar sorusu var ya soru cevap şeklinde. Her denemede çıkan oldukça uzun ama kolay soru. Dikkat isteyen bir soru. Bu para, diyalogda boş bırakılan yerler aşağıdakilerde hangisi sırasıyla getirilmelidir demiş. Arkadaşlar bakın burada hemen şunu söylemek istiyorum. Bu tip sorularda her zaman ama her zaman yani genel dediğim arkadaşlar şu ikinci cevap işi bitiriyor. Tamam mı? Her zaman bak ipucu ikinci cevap işi bitirir. Şimdi baktığımız zaman Yazar, kağıt ve kalemle yazamıyorum. Çünkü daktörü de başladım. Yanımda bilgisayarım var. Her yerde yazarım. Ama bazen yazma isteği basar. Yüreğimi coşturur. Hiç durmadan yazarım. Bazen de içinden gelmez ama kendimi zorla yine yazarım. Yazmak için hani kendini sandalyeye bağlayan yazarlar var. Ben onlardan değilim. Birkaç paragraf yazıp sildikten sonra devam ederim. Yazı dünyanda kurduğum gelmiş düzenin budur. Aslında yazma şekliyle alakalı bilgi vermiş. Mesela burada Hemen e, A'ya bakıyorum. Her zaman herdi yazabiliyor musunuz? Yani hocam A olabilir bakın şu 1 olabilir. Yazmak için kendinizi zorladığınız zaman oluyor mu? Yani bak bu da gelebilir. Yani zorlamayla gelebilir. Yazarken teknolojiden uzak durmanızın nedeni ne demiş mesela? E, bir defa C'yi kesinlikle eliyorum. Çünkü teknolojiden uzak durmanız nedeni bu olmamış yani. C'yi eledim. D'ye bakalım. ...kendinize uyumak zorunda hissettiğiniz bir yazma rutininiz var mı? Evet, bu da olabilir. Yazabilen askeri asgari koşullarınız olabilir. Yani aslında ben C dışında hepsini getirebilirim. Şimdi ikiye bakacağım. Fotoğrafçı olduğum için edebiyatçılar beni fotoğrafçı sanıyor. Fotoğrafçılar da beni bu adam gazeteci, yazar diyor. Benim için bu yön bir dezavantaj. Ama fotoğrafçı olduğum için doğayı daha yakından biliyorum bana yazarken çok katkısı oluyor. Doğadaki mekanları anlatmak istediğimde o sesi duyuyorum. O ışık gelip yüreğime iniyor. İşte bu fotoğrafçı olmanın artılarını yaşadığım anlardan biri. Aslında burada bakın amaç doğadaki mekanları iyi resmek değil. Bakın şurada sihirli kelime şu. Fotoğrafçı olmanın artılarını, avantajını yaşamış. Yani iki cevapta ne diyor? Ben fotoğrafçıyım. Bunun avantajlarını, artılarını çok yaşadım. Şimdi bakalım. Bir fotoğraf yazar olarak kendinize hangini daha yakın silin. Bu da daha yakınlıktan hiç bahsetmemiş. Olamaz. Fotoğrafçı olmanızın doğa betimleri evet var ama asıl mesele bu değil. Yani adamın derdi çok avantaj yaşadım. Bunlar ayrıntı, yardımcı düşünce, yan düşünce tamam mı? Bir de sadece amaç doğa betimi bakın. B'yi neden iliyorum? Amaç sadece doğa betimlemesi değil. Adamın derdi sadece o değil ki. Bu yardımcı düşünce. Ana düşünce burada. J elemiştik. D'ye bakalım. Fotoğrafçı olmak roman yazarken bir avantaj mı? Evet, avantaj. Başlamış burada avantajı söylemeye. Bundan dolayı D diyebilirim. E şıkkına bakalım. Fotoğrafçı yazarların doğa betimlemesi. Amaç doğa betimlemesi değil arkadaşlar. Amaç senin fotoğrafçı olmanın roman yazmandaki bir avantajı. Tamam bundan dolayı arkadaşlar cevap Denizli diyorum. Evet. 35. sorumuz Anlamlı bir paragraf oluşturmak istense sıralama nasıl olur? Şimdi burada şıklara baktığımız zaman böyle düşünüp de demiş. Bir defa dörtte kesinlikle başlamaz. D ve E gitti. Onu alıp da demiş. Bir defa birle de başlamaz. Bakın yani bir hareketle ne yaptık? Üç şık gitti. İki ile başlaması gerekiyor şıklara göre. Bakalım şimdi. Köylü kadın gelin arabasını görünce etikleri tutuşmuş. Şimdi ne yapacak gelin diye arabaya kimi bindirecek? Böyle düşünüp dururken, he, bakın ne olması lazım? Kesinlikle dört gelmesi lazım. Böyle düşünüp dururken aklına bir çare gelmiş. Hemen mutfağa girerek bir kazana un doldurmuş. Unu suyla karıştırarak hemen beş gelmesi lazım. Hamur yapmış, hamuru insan şekline sokup kurusun diye bırakmış. Köylü kadın iyice hazırlan. Bak sonra hazırlanmış. Aşağıya indiği zaman hamurundan insanın da adam akıllı kuruduğunu görmüş. Sonra onu alıp da demiş. Bundan dolayı arkadaşlar cevap C dememiz gerekiyor diyor ve geçiyorum. 36. sorumuza bakalım. Hangisinde bir kişileştirmeden yararlanılmamıştır demiş. Bir nolu cümleye baktığımız zaman boğaz içi demiş. Ama orada ne demiş? Manalarla demiş. Sonra hislerle taşkın olan demiş. Hocam burada kişileştirme var. İkiye baktığım zaman ikide nerede var? Şöyle boğaz içi demiş yine saklar demiş. Boğaz içi saklamaz. İkide de var. Üçe baktığım zaman yine burada demiş. Her şey alışkın olduğumuz hususi eşyamız gibi hisli. Buradaki eşyalı hisli, içli, dilliydi. Hocam bu da olamaz. Değişikliğine bakıyorum. Bu şehrin hayat ve maneviyat tahasına bütün yıldızlar, Onların şefkatlerinin, ışıklarının ziyafetleri değil mi? Yani yıldızların şefkatli olması, ışıkların ziyafetleri budulamaz. Ama E seçeneğinde Boğaziçi sularının akış akışlarını durmadan geçen zamanın akışı gibi duyduğumu hatırlıyorum. Kim? Ben. Yani burada bir kişileştirme söz konusu yok. Cevap E seçeneği diyoruz. Arkadaşlar 37. sorumuz bir parça var. Hangisinde noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlışır demiş. Tamam mı? Noktalama işareti sorusu. Şöyle hemen parçayı size gösteriyorum. Ve arkadaşlar hızlı bir şekilde parçamızı okuyoruz. Aynı zamanda da bu parçayla alakalı 38. sorumuz da burada. Şimdi bakalım. E, önce istiyorsanız e, soruyu okuyalım. Çünkü e, 38'de yapacağız. Ama istiyorsanız okumadan önce şöyle bakalım noktalama işaretlerinde. Kardeşler, hurdalık sevdalısı dedeler, muzır nineler ve şimdi uçan böcekler. Eş görevli kelime olduklarından dolayı burada virgül gelir. Kardeşler, dedeler, nineler, uçan köpekler. Üç nokta yüklem yok çünkü olabilir. Türkçe'de nokta demiş. Evet, Süper Hogo serisiyle Türkçe'de bir aslında. Bu yüklem olduğundan arkadaşlar nokta gelir. Durmayan cesur bir yazar. Burada da nokta var. Gelebilir çünkü yüklem. Mizah istediği gibi eğip bükecek. Bir defa bir arkadaşlar. Eğip bir defa fiilimsi. Eğmekten eğip. Kenyalasya var ya zarf fiil. Neydi kuralımız? Zarf fiil eklerinden sonra virgül gelmez. İkincisi de arkadaşlar. Eğip bükmek aslında burada ikileme. Eğip bükmek. Yani hem ikileme hem de fiilimsi. Zarf fiil. Bundan dolayı arkadaşlar ne diyorum? 37. sorunun cevabına E seçeneği diyorum. E seçeneğinde eğip kelimesinde noktalama gelmemesi gerekiyor. Tamam. Soru oldukça kolay ama dikkat istiyor. Yani o fiilimsi meselesini bilmeyen yanlış yapabilir diyorum arkadaşlar. Bunlara kadar çok soru geldi. Şimdi parça okuyalım. Hangisi Salah Nora için söylenemez demiş. Hindistan'a çıkıveren kardeşler, hurdalık sevdalısı dedeler, munzuliniler ve şimdi uçan köpekler. Salah Nora bu kez okumaya yeni başlayan çocuklar için yazdığı 5 kitaplık süper ego serisiyle Türkçe'de anlattığı eğlenceli her hikayenin ardından ağır meselelere de el alanmaktan geri durmayan cesur bir yazar. Mizah istediği gibi eğip bükecek kadar da diline hakim, diline hakim. Koştuğu ödüller, onun nişanı ama her zaman söylediğim gibi çocuklar için altın varaklı figürler değil, satır aralarındaki hayaller mühim ve Nora da o hayallerin gerçek bir kahramanı, kendisiyle biraz kitaplardan, biraz çeviriden epey de türlü türlü sorunlardan bahsettik demiş. Şimdi bakıyoruz. İnsanları hoşuna giden öyküler. Evet, zaten parçanın tamamında hoşuna giden öyküler. Kalem almış ki ödülleri almış. Sonra eğlenceli her hikayenin ardından A'yı ben buradan söyleyebilirim. Eserlerin aldığı konuların arka planda başka konu. Evet var bu. Başka konu var. Değil mi? Eğlen her ardından ağır meseleleri ele almış. Hocam B'yi de burada söyleyebilirim. Eserlerin çok satılan kitaplar. Parçanın hangi yerinde çok satılan kitap var? Yani böyle bir şey ulaşabilir miyim? Şimdi ödül alması çok satıldı anlamına gelmeyebilir. Eğlenceli olması çok satıldı anlamına gelmez. Yani bir de gösterildiği demiş. Nerede gösterilmiş? Kim göstermiş? Tamam mı? Bakın dikkat edin. Gösterildiği. Yok ki kardeşim. Cevap C. Birçok ödül almış var. Dilin tüm incelikleri dile hakim demiş. Dile hakim. Bundan dolayı cevap C şıkkı demiş olduk. Arkadaşlar son iki sorumuz. 39 ve 40 bir parçaya göre iki tane soru. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir? Hemen okuyorum. Her biri farklı düşünceleri, farklı biçimlerde yansıtmışlardır. Mansfield Çehov'un öykü anlayışını bilinç akışı ve içsel söven tekniği zenginleştirdi. Tamam. George içine kapanmış bir şehrin sesi oldu ve modern dünyaya bir karakter olarak şehir soktu. Kafka modern insanın bunalımlarının, açmazlarının ve çıkışsızlığının en iyi ifadesine öyküsünü mümkün olabileceğini örneklerini sevgiledi. Hemingway sadece diyaloglarla öykü denile yapabileceğini ortaya koydu. Ha, demek arkadaşlar ne yapmış burada? Büyük sanatçılar, ünlü kişiler öyküye bir şeyler katmış. Öyküyü geliştirmiş. Şimdi bakalım. Tarihsel süreç içerisinde öykü büyük yazarların kaleminde pek çok söyleme yaşıyor. Aslında A Direkt oluyor değil mi arkadaşlar? Hepsini içermemiş mi? Tarihsel süreç vermiş. Öykü demiş. Büyük yazarlar demiş. Pek çok seyirci yaşamış. Farklı farklı. E, a olabilir. Ama yine emin olmak için diye şıklara bakalım. E, anlataya dayalı bir tür olan öyküde yazar öykünün derinliğinin tekniğini Bir defa tekniğinden bahsedelim. Yani Öykünün derinliğini tekniğiyle oluşturur. Bundan bahsetmemiş. Öykücüler Farklı düşünceleri iç dünyasının zenginlikleri demiş. Bir defa öykünün ne demiş? böyle? farklı düşünceleri amaç, o düşünceleri iç dünyaların zenginlikleri anlatmakta değil. Öykücü'nün bir öyküyü aradığı olaylara hangi perspektiften bakacağının cevabı bir defa bundan kesinlikle. Yani öykücü'nün bir öyküde aradığı, ne arıyor öyküde? Bundan bahsetmemiş. Öyküde yazar anlamda okurun gözü kulağıdır. Kesinlikle okurun gözü kulağı bundan da bahsetmemiş. A seçeneği parçanın tamamını özetlemiş. B, C, D şıkları arkadaşlar konunun dışına çıkmış diyebiliyoruz. Hemen arkadaşlar son sorumuzu şöyle gösteriyorum. Son sorumuzu hatta şöyle yapayım daha rahat olsun. Evet diyor ki 40. sorumuz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Parçayı okuduk. Karşılaştırma var mı arkadaşlar? Karşılaştırma var. Nerede var karşılaştırma? en iyi ifade demiş bakın en iyi ifade bu bir defa karşılaştırma terim anlanlar mı var yani bilinç akışı demiş diyalog demiş içsel serüven demiş yani öyküyle alakalı terimler var bilinç akışı diyalog içsel serüven hocam terim de var düşünce örneklerle açıklama evet adamın bir düşüncesi var ilk cümle bunu başlamış örnekler vermeye farklı farklı ünlü sanatçılardan betimleme neydi betimleme tasvir arkadaşlar var mı tasvir görsel gözlem, gözümüzde bir şey canlandırma. Zaten bu fikir yazısı cevap denizi diyorum. Zaten açıklama var. Arkadaşlar yaklaşık 60 dakika oldu. Uzun sürdü ama her soruyu çözmeye çalıştım. Teknikleri vermeye çalıştım. Çok kısa tutmamaya çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen yorum yapmayı ve doğru yanlışları muhakkak yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. Sağlıklı ve iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.